Genç kızımız eve gidiyor ve bir düzenek kuruyor. Bir ses kaydı düzeneği. Şimdi iddianameden okuyorum. Bunu okumak zorundayım. Kızın konuşması şunu söylüyor kocasına. Keşke 6 yaşında ilişkiye girmeseydik. Kesin mutlu olurduk biz, değil mi? Sözde kocası şöyle söylüyor. Yani orası öyle dediğin gibi de. Bakın hocam burada hukukçu olarak dinlesin ve biraz sonra yorumunu yapsın. Kız devam ediyor. Ses kaydı. Bilir kişinin tespit ettiği ses kaydı hocam. 6 yaşında keşke nikahımız kıyılmasaydı. Keşke babam ilişkiye izin vermeseydi. Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı. Çünkü bazı cinsel problemler yaşıyor genç kızımız. Onun üzerine doktora gidiyor zaten. Damat konuşuyor, sözde damat. Var mı yapabilecek bir şey? Onu söyle. Dönebiliyor muyuz? Kız şu cevabı veriyor. Ama telafi de olmuyor diyor. Na çirkin Barış Erkan. Bir dakika, bir dakika. Çirkin deyip çıkma, bir dakika. Biz bu çirkinliği dinlemek zorunda değiliz. Dinlemek zorundasın hacı. Barış Erkan, dinlemek zorundasın. Bir saniye, dinlemek zorundasın. Bak şimdi bugün çirkindir. Bütün gün 6 yaşındaki bir çocuğa böyle yapılmış diye yol mu göstereceksin millete? Dinle kardeşim. Yol mu göstereceksin sapıklara? Bak çirkindir diyor. Sapıklığı anlatıyorum ben. Sapıklığı anlatıyorum. Alçaklığı anlatıyorum. Peki bu alçaklık, bir dakika dinle. Hayır, dinleyeceksin. Alçaklık var ortada, tamam. Öyle bir şey yok. Dinliyoruz zaten. Dinle, tamam, bir dakika. İyi bir iğrençti burada detaylarıyla anlatıyorum. Kardeşim. Hoş değil bence. Çünkü siz bir yalan rüzgarı estiriyorsunuz. Ne gibi? Yok efendim bu İslam'a saldırıdır. Yok bilmem 28 Şubat kafasıdır. Kardeşim rezaleti yani, görmüyor musunuz 6 ya? 6 yaşındaki çocuğa... 6 yaşında cinsel ilişkiye girdi diyor beni ya. Bak aynı algıyı yapıyorsun. Allah Allah 6 ya. 6 yaşındaki çocuğa saldıra... Böyle savunanı gördün mü? Bırak hacı bir dakika. Savunanı bak, gördün ben seni dinledim. Ama hacı, burada tutuyorsun yok Kur'an kursunda. Kardeşim anlattım işte Kur'an cemaatte, kursunda. Evet böyle bir şey adam olmadı. Aradı beni kardeşim. Peki aynısı aradı o zaman beni. CHP'li belediyelerde... Aradı kardeşim. Varsa üstüne gidelim. Kim yapmışsa Allah belasını saldırı versin. Ha onu de. Ne ilgisi tamam, var? Niye sen tutup da bir dakika, şu tarikat, kardeşim, şu cemaat, burada oluyor şu işte. Kur'an kursu diyerek bir dakika, dinle, gidiyorsun. Dinle abi. O zaman ben de CHP'li belediye al işte, al kardeşim. Bu kim bu adam? Bu adamın elini niye öpüyorlar? Niye öpüyorlar bu adamın elini? Ya bu adamın elini şey, onlar niye öpüyorlar? AKP'li belediye niye buna yer veriyor? Niye yer veriyor kardeşim? Ne hangi dini bilgisi var bu adamın? 6 yaşındaki çocuk toplumda evlendirilmiş kardeşim işte. Böyle bir sosyoloji var mı? Götürmüş verdirmiş. Yani cezası ne olmalı bunun? Ya kardeşim cezasını hocam söyler. Ben hukukçu değilim. Niye kıyıdan cezası kenardan var, oynuyorsun? Ceza kanununda. Niye kıyıdan kenardan oynuyorsun? Allah Allah ya. Olayı işleyenin suçu bu tecavüzün hadi cezası dinle, ne olmalı? Dinle bak dinle. Söyleyemiyorsun. Bak kardeşim. Çünkü amacın ya ne? Ya kardeşim sen söyle. Tarikatta cemaatte işlenen her şeyi savunmak zorunda değilsin. Savunmuyorum. Savunuyorsun. Savunmuyorum. Ne o zaman ne itiraz olayı savunmuyorum. Savunuyorsun bak, kardeşim. Niye sinirleniyorsun? Hayır niye sinirleniyorsun? Ya hacı sinirlenmiyorum. Sen bir yanlış ya peşinde neyi farklı gidiyorsun? Söylüyoruz. Mesela bu olay burada yaşan. Ben hayır, olayın sen niye rahatsız oluyorsun ben bunu anlattığımda? Çirkin anlatıyorum işte söyledim zaten. Çirkin bir şey. Zaten tasvip ettiğimiz bir şey değil. Artı 6 yaşındaki çocuğa yapılan olayı hiç kimse savunamaz. Bak şimdi sabahtan beri. Hiç kimse savunamaz. Ama sabahtan beri. Kimse savunamaz. Sosyal medya. Bakın ağzınızdan bir Kur'an kursu lafı düşmüyor maşallah. Kardeşim. Ben buna itiraz ediyorum. Nerede olmuştu onu anlatırım ben. Ben buna itiraz ediyorum. Bak gir Twitter'a, gir Google'a. Ben buna itiraz ediyorum. Gir Google'a var kardeşim orada. Benim itirazım buna. Bir değil, iki değil. Adıyaman'da oldu, Ensar'ı baktığında oldu, öbüründe oldu, bu birinde oldu. İşte böyle devam ediyor. Bir değil, iki değil hacı ya. Böyle devam ediyor. Bir tane olsa bir değil, iki değil. Aynısı CHP'de de oluyor. Kardeşim CHP'de oldu. Ben gittim üstüne. Ben sen aslanlar gibi gittim. Siz gidebiliyor musunuz Barış üstüne? Barış arkadaş boşa sinirleniyorsun. Gidebiliyor musunuz boşa üstüne? Boşa zıplıyorsun. Olay üstüne üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Olay yok. Olay üstüne bu olay ben senden daha çok ne ilgisi var bu işin İslam'a böyle olaylar daha çok üstüne. Bu adam mı İslam'ı temsil ediyor Türkiye'de? İdam et o zaman. Bu adam mı temsil ediyor Türkiye'de? İdam et o zaman. Bu adam mı ediyor Türkiye'de? O zaman idam edeceksin. Allah Allah. Bir de ağzını aç de ki çocuğa tecavüz eden idam edeceksin. Bu adam mı İslam'ı temsil ediyor? Bu adam mı İslam'ı temsil ediyor? Çocuk diyorsun yok tarikat yok Kur'an duruyorsunuz. Bak neyi savunuyorsunuz deyip durma. Hiç ne o zaman peki kardeşim? Bak buraya getiriyorlar. Cumhuriyet neyi savunuyorsunuz? Ne de çocuğa tecavüz ediyor. Kardeşim nerede varsa hiçbirini hiç kimse savunmuyor. Nerede varsa üstüne bu gidelim. Bu ülkede hiç kimse bak ne varsa ben görmedim ki kadına tecavüz ediyor. Üstüne gidelim. Burada ama kardeşim iddianamede var iddianamede. Efendim bak bu toplumda böyle şey bu toplum bu hale geldi diyerek toplum karalamasına tertemiz toplumumuzu karalıyorsunuz. Tertemiz toplumun içinde pislikler var. E tamam çıkartıyorum işte kardeşim. Hep beraber ayıklayalım. Bu adam hangi yetkiyle geliyor burada? Hangi yetkiyle geliyor da dini bilgileri anlatıyor? Tutuyorsunuz. Kur'an kurslarına iftira atmaya kardeşim hangi Kur'an kursuna kim iftira atmış? İki lafınızdan biri tecavüz Kur'an kursu. İsmail Saymaz'ın. İsmail Saymaz'ın aç kitabını oku. Bu yanlış. O zaman biz de konusunda tecavüz CHP. Tecavüz CHP mi? Badeciler şeyhi. Badeciler yalan mı? İşte bak, yalan mı badeciler? İşte bak bunlar işte çirkin şeyler. Şeyh kelimesiyle badeciler. Ensar basını mı yalan? Hangisi yalan? Bütün İslami kavramları tecavüz kavramıyla yan yana getiriyorsunuz. Ben buna itiraz ediyorum. Daha geçen sene. 6 yaşındaki çocuklarda bizim çocuğumuzdur. 500 milyon olarak mal varlığı olan. Kızımız diyor ki anlatıyor anlatıyor sözde kocası şimdi dikkat edin
Diyor ki evet, yani tam bir hatadır. Gerçekten düşüncesiz psikoloji, adamın anlatımı böyle. Bilmeden yapılmış olan bir hareket yanlış bir şey. Ha şu an ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim? Evlendiririm diyor. Ama o şekilde bir şeye müsaade eder miyim, etmem. O şekilde bir şey dediği cinsel ilişkiden bahsediyor. Kız tabii diyor ki babam nasıl düşünmedi diyor. Sözde damat cevap veriyor. Hoca efendi her şeyi dört dörtlük mü düşünüyor? Bırak sen de Allah Allah diyor. Bunların hepsi iddianamede ses kayıtlarıyla var. Şimdi burada sıkıntı ne? Bu iş yargıya taşınıyor 2020 yılında. Kızımız artık o radyo programından etkilendikten sonra gidiyor. Büyük de risk göze alarak savcılığa suç duyurusunda bulunuyor. Polis ifade alıyor, sonra çağırıyor. Bir daha ifadesini alıyorlar. Savcılık bir soruşturma açıyor, bu davaya dönüyor. Ama o günden bugüne anne, baba ve sözde damat ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, işte bu fotoğrafını gösterdiğim kişi, bir din alimi gibi ortada dolanıyor. İsmail Ağa cemaatinin bir vakfının, işte o bugün İBB'nin kapattığı vakfın başında. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Erdoğan Aktaş, bu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Evet yazmışlar karanlık yuva. Evet kardeşim, 6 yaşındaki kız çocuğunu evlendirmek karanlık kafanın bir tezahürüdür. Doğru, karanlık tamam. Kafanın tezahürüdür. Karanlık kafanın tezahürüdür. Peki. Bu tarikat ve cemaat yapısı dinle hiçbir ilgisi olmayan, hepsi şirketleşmiş, İslam'ın o güzel ahlakını sömüren, özellikle yoksul kesimler içerisinde iktidarın desteğiyle örgütlenen ve iktidara oy tabanı yaratan, bu işi tamamen ticarete dökmüş yapılardır. İsmail Ağa cemaatini söylüyor. Kardeşim tarikat, İsmail Ağa cemaat hiçbirini bağlansın, bağlansın, bağlansın cevap versin. Her gün mesela Cübbeli Ahmet Hoca tecavüzü konuşurken iş döndü. Bunlar ticari yapılardı. Cübbeli Ahmet Hoca her şeye konuşuyor. Cübbeli Ahmet Hoca her şeye konuşuyor. Buna da konuşsun. Bunların önü niye kesilemiyor? Ya bu gözler AKP'li bir bakanın bir kereyle bir şey olmaz dediğini öyle gördü değil. Böyle bir olayın üstüne. Saptırma ya. İki, çocuğun rızası var dedi AKP'li yetkililer başka olaylar için. Tamam mı? Buradan ben anne ve babalara sesleniyorum. Çocuklarınızı tarikatlara ve cemaatlere teslim etmeyin. Yalvarıyorum. Gerçekten yalvarıyorum. Çünkü bu çocuklar hangi koşullarda, oralarda yaşıyor, hangi eğitimleri alıyor, hangi ahlakla büyüyor, bunun ne denetimi var, ne bileni var, ne o kapıları açıp içeri girebilen var. Bugün yayına gelmeden önce çalışırken, şöyle internette dolanırken bir arkadaşımızın paylaştığı, benim de çok sevdiğim bir sözü çıktı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Diyor ki, ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru ve gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır. Bizim hakikaten girmemiz gereken tek bir tarikat varsa o da medeniyet tarikatı. O da İslam'dır. Buradan siyaset dünyasına ve özellikle muhalefete de bir çağrı yaparak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Söz sırası bana geldiğinde yeniden konuşurum. Tüm araştırmalar, Hilmi Daşdemir'de bir araştırmacı arkadaşımız. Benim elimde Aksoy araştırmanın, Gezici araştırmanın, Motto araştırmanın araştırması var. Halkın %80'inin tarikat ve cemaat örgütlenmesine karşı olduğunu gösteriyor. Siyaset dünyası aman bu tarikatlardan, cemaatlerden bana 3 oy, 5 oy gelir mi diye sakın bu karanlığa ne olur teslim olmasınlar. 6 yaşındaki çocuğu...